Tamam, başlayabilirsin. Türkiye'nin bir başka küçük bölgesinden, bir köyün içinden geçiyoruz. Burada da ekonomik şartların getirisi klasik bir hayat tarzı. Alıştığımız yüzler karşımıza çıkıyor. Türkiye'de batı ile doğu arasında oldukça farklı bir yaşam tarzı var. Şu anda bulunduğumuz yerde bölgenin şartlarına uygun bilindik ev tarzları var. Buraya kadar gelme sebebimiz bölgede yer alan inanılmaz kalitedeki meyve ve sebzeler. Yurt dışından birçok bilim adamının ilgisini çeken bu kaliteli besinler şu anda inceleme altında. Amaç burada yetişen bu değerli kaynakların yurt dışında da değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini anlamak ve başarılı olursa... Buraya baksana. Kolay gelsin Jackie. Acıkmış olmalısın. Al. Teşekkür ederim. Hep bu şekilde davranırsan erkekler kölen olur. Bunu hiç sanmıyorum ama teşekkür ederim. Müşteri. Aa, müşterilerle işim olmaz. Çok komik. Hadi geliyorlar. Acele et. Hadi. Ah, günaydın. Yardım edebilir miyim? Yazlık evimiz için spor aletleri istiyoruz. En iyisi bizde. Bakın şu gördüğünüz alet hem omuzları hem de bacakları çalıştırıyor. Yakından bakın. Ben her gün bununla çalışıyorum. Üstelik... Merhaba. Emrinizdeyim. İşte kartım. Teşekkür ederim. Boş ver bunu. Bu çok basit. Öyle görünüyor ama deneyin. Kaliteli ve hesaplı. Çıkar. Çıkar. Ha bakın bu da harika. Seyredin. Hey, bu da ne böyle? Bu da egzersiz topu. Amerikan malı efendim. Bu aralar oldukça popüler. Bütün aile için herkes oynayabilir. Bize gösterir misiniz? Pekala. İstediğiniz gibi debelenin. Hatta sırtınızın altına alıp yüzmeye başlayın. Hatta bu şekilde şınav çekin. Az gelirse böyle yapın. Yetmedi mi? Tamam. Hey! Çok güçlüsünüz. Çok etkileyici. Ne kadar kolay yapıyorsunuz. Bu bize gerekli değil. 1, 2, 3. Bu kolay olanıydı. Çok aptalca. Ama bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Affedersiniz, size çay getirdim. Bak, dikkatli olmalısın. Bu adam karıma mı asılıyor? Hayır, o harika bir satıcıdır. Bunu sen de denemelisin. Öyle mi? Gel buraya. Bence mutlaka. Hemen. Sonra görüşürüz. Geldim. Affedersiniz kalın. Efendim. Bakın hoşça anlaşabiliriz kalın. Efendim. Biraz abartmadınız mı? Bakın tekrar bekleriz. Evet. Numaramı verdim. Bakarız.
Bunu neden yaptın? Ha, özür dilerim. Müşteri gelince bana haber ver demiştim. Hey! Bir tavsiye yapılacak. Müşterilerle fazla yakın olma. Özellikle evli kadınlarla. Ama ben ona sadece şey... Beni dinle. Spor aletleri orada. Fiyatları da belli. Sadece malzemelerle ilgilen. Fazla abartma. Hazırız. Tamam. Oradaki iş bitti efendim. Artık çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Teşekkür ederiz. Burada iş tamam, sıra sizde. Çekilin dedim. Silahı alırken saldırıya geçelim. Sakın vurma onu. Silahı veriyorum. Acele et. Sakın numara yapmaya kalkma, yoksa vururum. Tamam. Çabukalın. Çabukalın. Yakalayın. Kaçıyor. Çantayı aldı. Çanta oldu. Ne yapalım patron? Acele edin. Yakalayın. Çabuk kaçalım. Çekilin. Çekilin. Lanet olsun. Sakin ol. Olamaz. Ne istiyorsun? Polis çağırın. Hemen polis çağırın. Hadi. Acele et. Hadi. Hadi. Çekil yolumdan. Beni bekle. Bize öyle bakma. Bakma. Ben bakma. Size bakmıyorum. Hayır. Hayır. Silah işe yarıyor. Evet. Evet. Hey. Paralar. Çabuk bu taraftan. Tamam, gördük patron. Paralar. Ha. Sakin tamam, ol. Burada, evet. İyi aşağı. Kaldır ellerini. Yavaş yavaş. Ellerini kaldır. Bırak o çantayı. Ellerini kaldır. Lütfen hadi beni vurmayın. Hadi ellerini kaldır hemen. Bırak o çantayı. Tamam, tamam. Ben yardım etmeye çalışıyordum. Sadece bir fotoğraf çekeceğim. Lütfen sadece bir fotoğraf alayım. Lütfen geri çekelim. Bir fotoğraf almak istiyorum. Bakar mısınız? Banka soyguncularını nasıl karşı koydunuz? Bir anda sesleri duydum.
O anda mantığımı kullandım. Mantığınız işe yarar mı? Evet, bu konuda kendime her zaman için güvenirim. O anda korkmadın mı? Bunu hiç düşünmedim. Aslında bunu o anda düşünmenin hiç sırası değildi. Ne olacaksa o olsun. Peki, çok zorlandın mı dostum? Aa, evet. O anda zorlandım tabii ama başardım. Tanrı'ya şükür savunma konusunda kendimi yetiştirmişim. Bu konuda askeri eğitim aldım. Oldukça başarılıyım. Merhaba beyefendi. Özür dilerim. Son treni yakalamaya çalışıyorum. Lütfen. Bu siz misiniz? Evet. Beyefendi, bakın sizinle konuşmam lazım. Kahramanım. Lütfen. Aha, bu sizsiniz değil mi? Bakın sizinle konuşmam lazım. Bu çok önemli. İşte oldu. Bir çay lütfen. Bana da birer lütfen. Evet, iyi olur. Menihlu, bu da kartım. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen beni bul, olur mu? Bunu unutmam beni. Of. Anlıyor musun? Ben iyi bir iş adamıyım. Bu ifade hoşuma gitti. Adımın anlamı Meni. 1958, o yılda yaşamış bir adam. Bunları neden anlatıyorsun? Çünkü onlar işine yarayacak. İşlerin kolaylaşacak. Ben hep yanında olacağım. Konuyla ne ilgisi olduğunu anlayamadım. Pekala. Hakkında bildiğim bir sır var dostum. Senin benimle ne ilgin var peki? Pekala. Sen beni bir iş adamı olarak gör, bu yeter. Beni denen serseri burada bulabiliriz. O size açıklama yapar. Hemen geliyorum. İşte bu. Çok dikkat et. Manny. Nereye gidiyorsun Manny? Paralar nerede bakalım? Yapma. Şu anda çok kızgınım. Yapma. Şu anda çok kızgınım. Yardım ister misin? Neden bunu yaptığını anlayamadım. Hayvan herif. Ben suçsuzum dostum. Dikkat et. Lanet olası herif. Bana yalan söyleme. Paralarını almışsın. Beni bu işe bulaştırma. Anlayışın için sağ ol. Ağır ol. Seninle vaktimi boşa harcayamam. Canımı sıkıyorsun. Kendine başkasını bul, tamam mı? Bekle. Bu adamlar neden sana saldırdı? Bilsen ne fark eder ki? İşime burnunu sokma. Üstelik benimle neden ilgileniyorsun ki? Bu arada dostum, lütfen olduğundan farklı görünme. Lanet olsun. Hey. İçki ister misin? Lütfen keyfine bak. Ben bira getireceğim. Nasıl? İyi mi? Bak, boşuna gitti, boşuna mi? Gitti mi? Hey, nasıl? Hayır, Merak etme. Kaset oraya gidecek. Tamam, hazırız Baycan. Bir bakalım. Kayıtlara göre 1957 yılının Mart ayında dünyaya gelmişsiniz. Nüfusunuz yaklaşık 4 aylıkken çıkmış. Müşterim için yaşın oldukça uygun. Şuna bak. Bana şunu açıklar mısın? Aslında ben eminim ama yine de senin de onaylaman gerekiyor. Müşterim anlaşma için hapishaneye gitmeni istiyor. Hapishane mi? Bu doğru. Müşterimiz ne yazık ki şu anda hapiste yatıyor. O Koreli.
Koreli mi? Şaka mı ediyorsun? Bence o olamaz. Bunu bilemezsiniz. 1953'te Kore Savaşı'ndan sonra kuzeyde ve güneyde büyük bir hareketlilik yaşanmış. O tarihlerde birçok insan evini ve topraklarını terk etmiş ve her şeylerinden vazgeçmişler. Bu çocuk öksüz kalmış. Anne ve babalarından bu insanlık dışı olaylar yüzünden ayrılan çocukların hakkında detaylı bir araştırma yapıp biyolojik ailelerini bulup onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Acılarınızı az da olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Araba bizi takip ediyor. Tamam, girebilirsiniz. Sağ olun. Buyurun. Neden tedirgin olduğunu anlayamıyorum. Tedirginlik mi? Sadece öyle bir his. Kimlik ve izin kağıdı. Kaldır kollarını. Evet, şöyle. Bay Park. Bay Chen burada. Burada fazla kalamayız. Burada mısın? Dualarımın gerçek olduğu o gün geldi mi sahiden? Gelip görmek istedim. Ben de istedim. Ama umarım oğlum olduğuna da inanırsın. Sence öyle mi? Biliyor musun? Şu ana kadar beni bu duygu yaşama bağladı oğlum. Sakın vazgeçme. Hayatla daha fazla başa çıkabileceğimi sanmıyorum evlat. Eğer oğlum olduğun kesinleşirse bankada adına biriktirdiğim bütün para senin olacak. Ya değilse? Oğlum olduğundan kesinlikle eminim. Bay Chen, adınız bu değil mi? Merhaba, ben Carmen Van. Amerika adlı aylık bir gazetede muhabir ajan olarak çalışıyorum. Bu da kartım. 2 yıldan beri sizi izliyorum. Kore'de doğdum, bu yüzden ilgileniyorum. Bay Park gerçekten babanız mı? Tanrı bilir. Kaynaklarımdan aldığım bazı bilgilere göre Bay Park şu anda hayatta olan tek Kore ajanı. Yani tutuklanmadan önce. Tutuklanmak mı? İşe Kuzey Kore'de ajan olarak başlamış. Ancak güneye bilgi sızdırmış. İlk başta tutuklanmamış. Ancak soruşturma derinleştikçe tutuklanmasına karar verilmiş. Tutuklanma nedeni ne? Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum. Size söylediyse siz de bana söyleyebilirsiniz.
Sen onun oğlusun. Yapılan bütün biyolojik testler bu sonucu doğruluyor. Bütün hakları senin. Benden sahip olduğu paranın 1/3'ünü sana vermemi istemişti. Evet, anlıyorum. Pekala. Şu zarfı da sana hazırladı. Ve bunu da. Bu nedir? Evinin anahtarı mı? Hayır. Bay Park hep otelde kalırdı. Bir isteği daha vardı. Karısının yanına gömülmek isterdi. Beni bekle. Bunu baban yazmış olmalı. Belki de yakın bir zamanda öleceğini biliyordu. Ve bu yüzden karısına bir şeyler anlatmak istedi. İyi de neden burası? Neden Kore değil? Fren yap. Neden? Şimdi. Ben kullanacağım. Sıkı tutun. Kemerini tak. Sıkı tutun. Geliyorlar. Gözden kaçırma. Hadi bir an önce gidelim buradan. Olsun. Pekala. Her kimin olursun ol, başımız derde girdi bile. Çeşidi bulunur. Bakalım bir şey var mı? Türkiye mi? Evet. Türkiye. Ajan olarak başladı. Bilgi sızdırdığı için tutuklanmıştı. Bu nasıl bir oyun böyle? İstanbul'da hemen bir görüşme yapmak istiyorum lütfen. Hatlar açık. Numarayı alabilir miyim? 9-2-4-8-3-6-7-6-3. Hemen bağlıyorum efendim.
Bankası, İstanbul Bankası. Bir emriniz var mı? Özür dilerim ama sizi anlayamıyorum beyefendi. Özür dilerim. Burası İstanbul Bankası efendim. Evet, evet, evet. Bay Park, buyurun çayınız. Teşekkür ederim. Lütfen buraya şifrenizi yazın ve imzalayın. Teşekkür ederim. Yalnız o çay sıcak. Dikkatli olun. Tamam. Teşekkür ederim. Ya inanamıyorum. İyi misiniz? Evet. Kusura bakmayın Bay Park, özür dilerim. İyisiniz değil mi? Evet. Evet iyiyim. Türkçeyi insana her an haşlayabilir. Evet. Bay Park. Evet. Mühürlemeniz gerekiyor. Biliyorum. Bay Park. Evet. Bu taraftan lütfen. Teşekkür ederim. Bay Park. Hı? Bir şey lazım olursa hemen dışarıda olacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buna inanamıyorum. Tanrı'ya şükür. Bol şans. Teşekkür ederim. İyi günler. Beyefendi, gelin, gelin. Merhaba, Otel Palace lütfen. Nereye gidiyorsun? Dur, dur dedim. Neler oluyor burada? Arabadan in, in aşağı. Çantayı ver hemen. Ver şu çantayı. İn arabadan. Dur. Ne yapıyorsun sen? Ver şu çantayı. Yine. Bırak. Bırak. Çabuk. Bırak şu çantayı. Bırak. Bırak şu. Bırak. Şuraya bak, para dolu. Hadi edin, çabuk. Toparlanın. Kaçalım. Çabuk olun hadi. Çabuk olun. Neler oluyor?
geliyor burada. Polis geliyor. Kaçın. Kaçın, kaçın. Polis geliyor. Polis geliyor. Hey, orada kal. Ben turistim. Benim haberim yok. Benim haberim yok. Sizi anlamıyorum. Tamam. Yabancı mısın? Evet. Bizimle gel, paranı da al. Peki. Bu taraftan. Bay Chen. Evet. Daha dikkatli olmalısınız efendim. Paranızı bankada saklamalısınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerin oldukça büyük. Teşekkür ederim. Pekala. Demek babamsın öyle mi? Beni gerçekten şaşırttın Bay Park. Pekala. İstanbul'da yeterince vakit kaybettim. Sana elveda. Her şey için sağ ol. Görüşürüz. Taksi. Ne yazık ki bu kadarını hatırlıyorum, üzgünüm. Şarkıyı nereden biliyorsun? Beni mi izledin? Hayır. Öyle mi? Ben mi yanıldım? Sadece bu kıyafeti nereden aldığını merak ettim. Bu bir hediye. Adım Jackie Chan. Merhaba. Peki senin adın? Adım senin kafandaki neyse o. Pekala, o halde uyduracağım. Uydur ama bana yakışan bir şey olsun. Birlikte yemeğe gidelim mi? Şaka mı ediyorsun? Saat kaçta? Saat 2. Sıra otelde. Bana katılır mısın? Buna memnun olurum. Ben gitmek zorundayım. Tamam, peki. Ama seni nasıl bulacağım? Senin adına bir masa ayırtmış olacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Merhaba. Geciktiğim için özür dilerim. Bu kez biraz fazla geciktin ama, değil mi? Haklısın. Nasıl hissediyorsun? İyi. İyi misin? Bu arada
Uyuyakalırsam rica etsem beni saat 12'de uyandırır mısın acaba? Tamam. Herkes dışarı çıksın. Çok. Nerede? Yavaş dön. Yavaş. Sen. Dur. Dur. Neler oluyor? Seni kısarım. Ne dedin? Kısarım seni. Para mı istiyorsun? Kılıç. Oo. Merhaba. Ya imdat! Yalnız çabuk şuan etti. Hadi yardım et. Yakalayın. Yakalayın. Çıktı, imdat! Hadi. Bakma. Merhaba. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dilerim. Çekilin. Özür dilerim. Affedersiniz. Hey, 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 hey,
Özür dilerim. Bizi görmek sizi şaşırttı değil mi Bay Chen? Ama bu sizin için önemli. Sizi Bay Philip Ashley ile tanıştırayım. Kendisi CIA'den. Size söyleyecek önemli şeyleri var. Bu adamı tanıdın mı? Bu adama mafya denebilir. Uyuşturucu, ilaç, adam kaçırma, tehlikeli. Adamın asıl adı Li Sanjian. Sanırım başka marifetleri de var. Bu adamın sana zarar vermesinden korkuyoruz. Bana mı? İyi de neden? Bu adam Türkiye ve Kore arasındaki uyuşturucu trafiğini yönetiyor. Türkiye'de araştırma yapan bilim adamlarının bulduğu bir madde uyuşturucu için oldukça işe yarıyordu. Son derece değerli bir madde. Piyasadakilerden yaklaşık 10 kat daha güçlü. Aynı zamanda öldürücü. Ne yazık ki bu adam da haberi alır almaz harekete geçiyor ve adamlarını topluyor. Köylülere nasıl olsa istediğini yaptırabileceğine inanıyor. Böylece uyuşturucu piyasasının lideri olmayı hedefliyor. Ve hedefine korkunç bir şekilde ulaşıyor. 2 hafta önce bütün bilim adamları kurşuna dizildi. Kimse kalmadı. Onunla kimse başa çıkamıyor ve gerçekten de piyasanın lideri o oldu. Bunların benimle ne ilgisi var? Pekala. Bu bilim adamı ölmeden tam 1 gün önce. Ajanlarımız Bay Park'la görüşme yaptı. Yani bize kalırsa bu olayda ilk dağıtım babanla yapılan görüşme sırasında yapıldı Bay Chen. Ama dağıtımı kendisinin yaptığını sanmıyoruz. Çünkü babanın öldüğü gün İstanbul'da bazı siparişler iptal edilmiş. Elimizde kanıt bile var. Şu anda peşinde bir sürü insan var. Güney Kore'ye de mi uyuşturucu satıyormuş? Hayır. Yani elimizde kesin bir kanıt yok. Ama bize yardım edersen bu olayı açıklığa kavuşturabiliriz belki. Bu işe karışmak istemiyorum. Ama çoktan karıştın bile. Bay Lee bize bunu gönderdi. Bak, sana yakın biri. Seçim sana ait. İstersen bize yardım et. Ya da sen bilirsin. İşte buradan daha iyi görebilirsiniz. Oldukça eski bir yapı ve burada da bitmiyor. Merhaba. Özür dilerim geciktim. Olsun. Ben de erken ayrılmıştım. Aa, canın yandı mı? Önemli değil. Bay Lee ve patron bu akşam seninle yemek yemek istiyor. Aa, şimdi anlıyorum. Ne demek bu? Demek peşime adamları ot. Hayır. Ne demek bu? Bana yalan söyleme. O çok kötü bir adam. Kötülerle işim olmaz. Bana zarar verirken senin keyfin yerinde miydi? Sanırım haklıyım. Kendi kendine karar verme. Lütfen. Onunla tanışmalısın. Başım derde girse bile mi? Ben çok oyalandım galiba. Ben sadece elçiyim, tamam mı? Yakaradak. Sadece elçi mi? Ne diyorsun? Vur onu, onu. Ne dediğini gerçekten... Oh.
Olamaz. Sen iyi misin? Anlatamazdım. Neden yardım ediyorsun? Buna mecburum. Hadi. Sen iyi misin? Hadi gidelim. Ben düğmeye basacağım, sonra oraya geçeceğiz. Tamam. Tamam mı? Koş! Yüzebilir misin? Aa, hayır. Bekle biraz. Dur. Çabuk ol. Atla. Sanırım dinlenmemiz gerekiyor. Bu kadar olaydan sonra kendimize gelemeyiz bence. O Elif'le birliktesin değil mi? Ben o adamla birlikte olmasam başka türlü yaşayamam, inan bana. Utanıyorum. O genç kızken bana son derece kibarca yaklaştı. Ona güvendim. Anılmışım. Büyük hataymış. Oysa o kadar çok hayal kurmuştum ki. Bir gün evlenecektik. Onun beni sevdiğine o kadar çok güvenmiştim ki. Şimdi anlıyorum. Bu asla olmayacak.
Merhaba hayatım. İyi misin? Baksana. Sana ne getirdim hayatım? Gitme! Sana kızgın olduğumu biliyorsun. Neden hemen kaçmıyorsun? Daha kaç kişiyi öldürmek istiyorsun? Bu sana bağlı. Oysa iyi arkadaş olabilirdik, öyle değil mi? Yağmur yağacak gibi. Buraya gelsin. Biraz toparlanırsın. Evet, evet biliyorum. Tabii ki gecikmem. Anlaşma anlaşmadır. Hiç merak etme. Nerede kalmıştık? Ne işler çevirdiğim beni hiç ilgilendirmiyor. Bundan o kadar emin olma. Para denilen şey benim için her şeye değer. Ben bunun için yaşıyorum. İnan bana dostum. Parayı istediğini biliyorum. İstersen vereyim ama benim peşimi bırak. İş parayla bitmiyor. Ne olduğunu biliyorsun. Benim için baban ya da sen fark etmiyorsunuz. Çünkü sen de babanın bana verdiği sözden sorumlusun. Ne sözü? Bize verdiği çok önemli bir söz vardı dostum. Eğer o madde senin elindeyse belki senin için güzel şeyler düşünebilirim. Ama istemezsen peşindeki Türklere senin yerini söylerim. Sana çok kızgınlar. Herhalde çok sevinirler. Efendim, ilacınız burada. Bekle. Bak, ben her konuda açığımdır. Gözünün önünde sevişebilirim. Seninle de olabildiğince açık olacağım. Umarım anlaşırız dostum. Sana 3,5 milyon dolar vereceğim. Karşılığında ufak bir iş yapacaksın. Hiçbir şey bilmediğimi söylemiştim. Beni rahat bırak. Dahası da var. Kız senin olacak. Acele etme. Hemen karar vermemelisin. Kararını dört gözle bekliyorum. Ama fazla da uzatma. Bayanlar bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Üstelik bence o şu anda oldukça güzel. Bu güzellik yok olsun istemem dostum. Ondan hoşlanıyorum. Peki senin adın? Buna sen karar ver. Sence ne? Bekle beni. Sanırım baban öleceğini önceden tahmin etti. Ve karısı için bu notu bıraktı. Senin oğlum olduğundan o kadar eminim ki. Ona o kadar çok güvenmiştim ki. Hatalıymışım. Senin için ne yapabilirim? Başın ne tür bir dertte evlat? Bence bunu biliyorsun peder. Aradığın şeyi biliyorum galiba. O yüzden herkes bana geliyor ya. Ama sadece fotoğrafı var.
Onu tanıyor musunuz? Buraya çok sık gelirdi. Oldukça dindar bir insandır. Ama onu yaklaşık 2 aydır görmüyordum sanırım. Geçen sefer geldiğinde halini hiç beğenmemiştim. Bana bir şeyler anlattı. Elimden geldiğince yardımcı olurum dedim. Nedense 2 gün sonra ortadan kayboldu. Sanırım aynı gündü. Bir telefon geldi, o ölmüş. Eğer yanılmıyorsam oğluma ver dediği şeyler senin için çok değerli olsa gerek. Aradığın şey bu muydu? Dikkat dikkat sayın yolcularımız. Saat 5'te kalkacak olan trenimiz perona yaklaşmak üzeredir. 1 saat sonra istediğin yerde olacaksın. Saat 5 treniyle hareket edecek yolcularımızın yerlerini almaları rica olunur. İnanır mısın? Sayın yolcularımız. Lee yüzünden her günüm acı içinde geçti. Tren perona yaklaşmak üzeredir. Çok acı çektim. Bunca yıldan sonra benimle vedalaşmadı bile. Neden her şeye baştan başlamıyorsun? Yeniden aşık olabilirsin. Yeni bir ev. Kötü bir yalancısın. Böyle düşünme. Neden olmasın ki? Bunu hak ettin. Sen iyi birisin. Ay yapma. Sen delisin. Sayın yolcularımız, trenimiz hareket etmeye hazırdır. Lütfen yerlerinizi alın. Sevgili öğretmenlerim, burada gerçekten çok iyi çalışıyorum. Elimden geleni yaptığıma emin olabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok özledim. Umarım çok yakında mezun olurum. Oldukça heyecanlıyım. Yakında tekrar yazacağıma söz veriyorum. Sizi utandırmayacağım. Sevgiler, Lena Young. Dikkat dikkat. Sayın yolcularımız, saat 5'te kalkacak olan trenimiz için son çağrı. Lütfen yerlerinizi alın. Hey ne olur? Hey ne olur? Ne olur? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Young. 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 Kendine gel. Orada kal. Kıpırdama. Kıpırdama.
Arkadaşın için çok üzgünüm. Bazen ünvan çok işe yarıyor dostum. Anahtarı ver bakalım. Sakın anahtarı da verdim deme bana. Eğer bizi dinleseydin belki de kız arkadaşın yaşıyor olurdu. Bak şu anda senin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu bana kaça mal oluyor biliyor musun? Arzu edersen seni Hong Kong'a güvenli bir şekilde gönderebiliriz. Buna da hayır diyeceksin değil mi? Türk hapishanesinde çürümek istiyorsun. Hayır. Ne yazık ki anahtarı da vermiş. Ben elimden geleni yaptım ama adam delinin teki... Hadi gel. Seni oteline bırakayım. Hayır. Lee'yi bulmam gerek. Ama neden? İntikam için mi? Ondan kaçmadıkça hayatta kalamazsın. Üstüme gelme. Kafama koydum bir kere. Olanları gördün. Duyarsız kalamazsın. İkimizin intikamını alacağım. Alo. Rahatsız etmek istemezdim ama çok önemli. Lee'yi bulmak istiyorsun değil mi? Yarın saat 2 uçağıyla buradan uzaklara gidiyor. Yaptığımız bir röportajda çok şey söylemişti. Buradan niye gidiyormuş? Madde eline geçerse seri üretime geçmek için plan yapıyordu. Kuzey Kore için CIA peşinde. İyi şanslar. Umarım çok yakında mezun olurum. Oldukça heyecanlıyım. Yakında tekrar yazacağıma söz veriyorum. Sizi utandırmayacağım. Sevgiler, Lena Yong. Not. Şimdilik araştırma yapmak üzere buradan ayrılıyorum. Merak etmeyin. Döner dönmez yazarım. Önemli bir şey olursa arayın. Arkadaşlar not alır. Bu sersem ne yapıyor? İyi bir soru. Devam edin, izin! Ali, iyi misiniz? Gelin. Bay Esli. Ne oldu Carmen? Bahçenin sizin söylediklerinizi dinlediğini hiç sanmıyorum. Sakın gözden kaçırma, elinden geleni yap. Elimden geleni yapacağım, merak etmeyin. Şu anda gözümün önünde. Dikkat edin, yolu kapatın. Yolu kapatın hemen. Bütün ekiplerin dikkatine.
Baba, arkamızdaki araba yanıyor. Arkadaşlar, telsizden haber verin. Acil durum. Arabanın biri alev aldı. Zor durumdayız. Sakın durma. Durursan alev ön tarafa, motoru ulaşabilir. Çel, buraya atla. Her an patlayabilir. Hadi. Hadi gel. Onlara yardım etmeliyiz. Ne? Merak etme. Arkadan yardım geliyor. Kurtarırlar. Şişeleri kurtardın mı? Onlara ihtiyacım yok. Bunun hiç sırası değil. Şu anda başka sorunlar var. Kenara çekilin, çekilin. Yavaşlayın. Tamam efendim. Şimdi biraz yavaşla. Anladın mı? Anladım. Hey, ne yapıyorsun sen? Biz hazırız. Hazır mısın? Hadi. Yaklaşalım. Dikkat et lütfen. Hadi. Hadi ver. Baba, baba dikkat et. Tamam, tamam. Tamam. Torunum iyi mi? Sakin ol, tamam, iyi. İyi misin? Tamam, verin bana. O iyi, sen dikkat et. Sakin ol. Tamam, o iyi. Torunum nasıl? O iyi. Oradaki araba, yürü. Bu ne, annemi istiyorum. Sen iyi misin oğlum? Baba bunu yanına al. Annemi istiyorum. Tamam, şu anda benzinim bitiyor. Her şey yolda evet, mı? Bana bakma, sen yola bak. Aferin sana, az kaldı. Biz hazırız. Hadi, yaklaş. Yakaladım. O iyi, şimdi dinle. Buraya gel. Ama kamyonu sürmek zorundayım. Ben sürerim. Nasıl süreceğim anlat. Anne oğlu iyi, devam et. Pekala. 45 için 5, 8 daha yukarı. Düşürmen gerekirse 6 ve 4. Hızlanman gerekirse böyle. İşte tam böyle ileri alacaksın. Tamam mı? Anladın değil mi? Tamam, tamam. Sakin ol. İn hadi. Hadi. Ama hey, dikkat et. Anlamadım. Carmen! Dinliyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yardım edin. Tamam, yardım edin. Tamam, kamyonu süreceğim. Yardım edin. Ne? Bak, biz arabaya... Carmen, ne dedin? Pekala, sağa döneceksiniz. Tamam, düz gidiyoruz. Sağa dön. Dön. Boşaldı. Carmen, şimdi ne yapacağız? Beni anlamıyorum, ne dedin? Sen neden süs ediyorsun? Dikkat et, dikkat et! Devam et, devam! Sağa, sağa, hayır şimdi sola! Dikkat etsene, düz git! Şimdi otobana çıkacaksınız, anladın mı? Evet, anladım. Orada yardım ekibi olacak. Gözünüzü onlardan ayırmayın. Biz hazırız efendim. Hazır olun, atlayacaksınız, unutma. Hazır olun çocuklar, kamyon buraya yaklaşıyor. İyi şanslar. Hadi çabuk. Kaskın! Hadi.
Hadi acele edin. Düz yol bitmek hadi. Üzere. Sana şunu dikkat et. Tamam. Toşlu mu bu olay? Götüreceğime söz verdim. Tamam tamam. Söz veriyorum, ben getireceğim. Söz veriyorum. Tamam mı? Söz veriyorum. Tamam. Atla. Atla. Lanet olsun. Birileri bir şeyler yapsın. Carmen, neredesin? Beni duyuyor musun Carmen? Carmen, beni duyuyor musun? Helikopteri gördüm, teşekkür ederim. Jackie, ben göndermedim. Bir şey gerekirse bana güven. Yardım ederim, tamam mı? Aptal aptal bakma, gel hadi. Geldim. Beni duyuyor musun Jackie? Onu duyamıyorum. Helikopteri görebiliyor musun? İşte oldu. Devam et. Fazla yükselme. Dikkat et. Çok alçaldınız. Yükselmeye başlayın. Hemen. Beni duyuyor musun? Jackie. Jackie, iyi misin dostum? İyi misin dostum? Neden sürekli peşimdesin? Her şey aynı işte. Peşimi bıraksana. Fikrimi soracak olsaydın şunu söylerdim. İyi dinle dostum. Göz önünde tutulması gereken bir delisin. Hani şu çatlak adamı hatırlıyor musun? Kendimle gurur duyuyorum. Buna inanacak kadar delirmedim. Biliyor musun? Bunu bana söyleseler ben de inanmazdım. Ama ben sadece başarılı bir doktor değilim. Carmen'e ne diyeceksin? Carmen? Evet. Hani şu muhabir? Sana mı çalışıyordu yoksa? Aha. Bu doğru. Ama CIA'ya çalıştığını söyledi.
Hala bir şey anlamamışsın, buna üzüldüm. Anlat o zaman. Pekala, hepimiz bir tek şey istedik. Sen de bunu bize getirdin. Bu çok büyük bir satranç oyunuydu. Sen de kilit taşımızdın. Televizyonda haberin çıktı, takibe alındın. Lee ile bağlantılı adamı senin baban yaptık. Yıllardır yakalayamadığımız adamı yakaladık. Sen kimin için çalışıyorsun? Amerikan hükümeti için. Sana iyi bir teklifimiz var dostum. Kaslarını iyi kullanıyorsun. Doğal bir adamsın. İstersen iyi bir eğitim alabilirsin dostum. Kes. İyi misin? Bir şeyin yok ya. Hazırım. Lanet olsun. Arkamda kalsın demiştim. Hayır! Yardım edin! Size daha kaç yüz kere şu aptal ipi kısa tutun diyeceğim ha? Bırakın! Ben iyiyim. Vay canına. Bu nasıl beceri? Neredeyse yuvarlanıyordum. Silah gelince biz saldıracağız. Sen delisin. Ben buradayım. Yardım lazım mı? Hırsızlar bizi iyi duyamadı. Acaba biraz bağırabilir misin? Evet, anladım. Eğer biri hoşuna giderse asla peşini bırak. Öyle değil mi? Tamam. Biraz saçma olmadı mı? Bence baştan alalım. Bana çok uğurlu geldi. Teşekkür ederim. Hayır! Affedersiniz, herkes iyi değil mi? Çok özür dilerim. Please enter your password and download your machine directory.